Türkiye, adı sonradan postmodern darbe olarak konulan müdahale ile 24 yıl önce tanıştı. İzleri silindi belki ama üzerinden yıllar geçse de o karanlık günler unutulmadı. Türk demokrasi tarihine sürülen o kara lekenin adı 28 Şubat süreciydi. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Takvim yaprakları 24 Aralık 1995'i gösteriyordu. Genel seçimlerde ipi Refah Partisi göğüsledi. Bu sonuç aynı zamanda Refah Yolu Hükümeti'ne giden sürecin işaret fişeğiydi. Seçimlerden birinci çıkan Necmettin Erbakan'a başbakanlık yolu açılmıştı. Ancak ordu içerisindeki darbecilerin hesapları başkaydı. Planın ilk adımı verilen bir gözdağıyla başladı. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı başroldeki isimdi. Koalisyon ortaklarına verdiği briefingde konu başlığı laiklik ve irticaydı. O günden sonra irtica sözcüğü uzun yıllar Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Aczi Mendiler, Fadime Şahin, Müslüm Gündüz olayları. Tertiplenen tüm bu oyunlar planlanan darbeye zemin hazırlamak içindi. Bir kısım medyada sürece destek oldu. Manşetlerin her birinde postal izi vardı. Başbakan Erbakan'ın kanaat önderlerine verdiği yemek ise darbe heveslilerinin iştahını iyice kabarttı. Ve Kudüs gecesi. Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs gecesi darbeciler açısından bardağı taşıran son damla oldu. O geceden 76 saat sonra Sincan sokaklarında tanklar görüldü. Aslında duyulan tankların değil, darbenin ayak sesleriydi. Süreç geri dönülmez bir hal almıştı. Darbe sözcüğü artık kapalı kapılar ardında değil, açık açık telaffuz ediliyordu. 28 Şubat 1997'de Çankaya Köşkü o güne kadarki en uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Sivil ve askeri kanat masada karşı karşıyaydı. Kuruldan 18 maddelik sert bir bildiri çıktı. Son söz Erbakan'daydı. Dayatmaları elinin tersiyle itti, bildiriyi imzalamadı. Ama günün sonunda kazanan darbeciler, kaybeden demokrasi oldu. Benim çıkardığım sonuç, bu bildiride muhatabın hükümet olduğudur. Sıra Refah Yolu Hükümeti'nin düşürülmesine gelmişti. Devreye yargı sokuldu. Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle dava açıldı. Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yargıya güvenin. Necmettin Erbakan, başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum. O kararın ardından Çankaya Köşkü hiç olmadığı kadar hareketliydi. Hükümeti kurma yetkisinin kime verileceği en çok merak edilen soruydu. O yetki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Tansu Çiller yerine Mesut Yılmaz'a verildi. Sayın Mesut Yılmaz'ın görevi derhal iade etmesi gereği var. Ama henüz bitmemişti. Darbe senaryosunda ikinci perde yeni aralanıyordu. Hedefte başörtüsü vardı. Üniversitelerde kurulan ikna odaları vicdanları sızlattı. Başörtülü öğrenciler okullara alınmadı. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. FETÖ'de sürece en net desteğini bu noktada verdi. Terörist elebaşı Gülen, başörtüsü füruattır, yani teferruattır diyerek darbecilerin ekmeğine yağ sürdü. Ve okul birincisi olduğum halde bu terörle katılmama müsaade edilmedi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 272 personel ordudan ihraç edildi. Darbeye karşı duran gazeteciler, STK temsilcileri devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandı. Firmalar kara listeye alındı. Darbecilere göre o süreç 1000 yıl sürecekti. Ancak hesapları tutmadı. Milli irade demokrasiye sahip çıktı. Normalleşme süreci hızla tamamlandı. Sıra darbecilerin yargılanmasındaydı. 15 yıl sonra dönemin aktörleri hakim karşısına çıktı. FETÖ'nün bütün sulandırma çabalarına rağmen 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi.